Hazreti Yakup Aleyhisselam kardeşlerim çocuklarının içinde Allah peygamberlik nişanını Yusuf'a vermiş. Yakup'tan sonra peygamberlik oğluna geçiyor. Allah onu bildirmiş Cebrail'le. Yusuf'u niye seviyor? Peygamberlik nişanı var. O çok değişik Mahallenin çocuklarıyla oynamaz, sakin durur, böyle efendi, büyümüş de küçülmüş, hiç böyle yaramazlık, affedersiniz, serserilik, şu bu yok. Kardeşleri de hep bunu eziyor. Ana baba da çocuklarını ayırmaz ama ezilen çocuğunu tutar anne baba. Hani o ezilmesin ister. Kardeşleri dövünce, siz de öyle değil mi? Büyükler dövünce küçüğü korursunuz. Yusuf da küçükleri, Bünyamin ondan küçük ama sonra doğacak Bünyamin. Hazreti Yusuf'u hep korurmuş. Koruyunca bu sefer bugün pedagoglar da diyorlar ya, küçük çocuklarınızı birkaç yaş büyük abilerinin, kardeşlerinin yanında sevdiğinizi belletmeyin, Kıskançlık olur, siz fark edemezsiniz. O çocuk içinden kıskançlık besler, kardeşine düşmanlık besler. Belki sonuçlarının nereye varacağını hesaplayamayacağı zarar bile verirler. Tabi Yakup'un oğulları Yusuf'u kıskanıyorlar. Yusuf Peygamber'in asıl problemi, asıl hayatının dönüm noktası, her şey bir rüyayla başladı. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyaları meşhur. Bak şimdi. Yusuf Peygamber bir gün bir rüya gördü 11 tane yıldız Ay ve Güneş Yusuf'un gökten indiler rüya ama bu. Gökten indiler bu Yusuf'un Yusuf önüne çöktüler Yusuf'un önünde ona saygı duruşunda bulundular. Secdeye kapandılar diyelim. 11 tane Yıldız ay ve Güneş. Hazreti Yusuf'un önünde secdeye kapanmışlar. Yusuf daha çocuk. 15-16 yaşında. Hazreti Yakup peygamber ya. Sadece baba değil. Çocuklar biliyor Yakup'un peygamber olduğunu. Yakup Yusuf duysun istemiyor Yakup. Çünkü Yusuf'un makamı bizden büyük olacak. O 11 yıldız yani hepimiz Yusuf'a tabi olacağız. Leyya Hatun, tabi Yakup peygamber ya, onunlarımız üniversite sınavına giriyor. Allah zihin açıklığı versin. Hepimiz çocuğumuz tıp kazansın, hukuk kazansın, siyasal kazansın, elektronik istiyoruz değil mi? Dünyaları için. Komşunun çocuğunun kazandığını duyuyoruz. Ben seni kolejlere gönderdim. İki yıllık açık öğretimi kazandın. Bak komşunun çocuğu yokluk içinde. Çocuk tıpı kazanmış. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ufaktan da kıskanıyoruz. Değil mi? Nefis taşıyoruz. Peygamberlik ki diyor ya. Kıskanmaz mı Leyya Hatun? Yani Yakup'un oğullarından biri peygamber olacak. E Yusuf'un olacağı çıktı ortaya. Kadın tuttu. O kıskançlıkla çocuklarına bu rüyanın sırrını anlattı kendi çocuklarına bu sefer en büyükleri Rubil ve kardeşlerim Yahuza bunlar büyük abiler ama en şer olanlar en zararlı olanlar Yusuf'un büyük abileri dedi ki o Yusuf demek biz ona secde edeceğiz değil mi biz onun kapısına muhtaç olacağız değil mi o Yusuf görür dedi. Babam o Yusuf'u bizden kurtarsın o zaman dedi ve bir cinayet planladılar. Müslümanlar peygamber çocuğu bunlar peygamber çocuğu. Bizim oğlan niye sigara içiyor? Bizim oğlan niye gaviye gidiyor? Bizim oğlan namaz kılmıyor. Senin oğlun kim ya? Peygamberin çocuğu cinayet işliyor tasarlayarak. Peygamber çocuğu Allah kimsenin içine kötü niyet koymasın. Allah niyetlerini bozmasın yavrularımızın. Değerli kardeşlerim, Yusuf'un bir güzel hikayesi var. Yusuf'u konuşacağız. Bu garibin masum Yusuf'u. Sonra oraya Allah'ın yazdığı çizgi değişir mi? Kader var mı yok mu? Ben kader var mı yok muyu Aha bu ayetin ışığında anlatacağım size. Şu kaderi inkar edenler de geçsinler televizyonun karşısına bir dinlesinler. Kur'an-ı Kerim'de kader var mıymış yok muymuş bir görsünler. Yusuf'un çocukken gördüğü rüya 40 yıl sonra nasıl gerçekleşiyormuş bir görsünler. Yusuf'un kuyuya atılışı, Yakup'un gözleri kör oluncaya kadar gözyaşı döküşü ve Yusuf'un bir güzel hayat yolculuğu. Şimdi Hazreti Ebubekir'in hurma bahçesine gidelim mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.